Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Marmara bölgesini adam akıllı haşat eden bir zelzele vardı 1999'da, 17 Ağustos zelzelesi. Kader bizi burada yakaladı. Biz de o sabah bina ile beraber bir aşağı bir yukarı sallandık. Tahterevalli gibi bizi salladı. Dehşetli bir geceydi şimdi doğrusu. Bir müddet sonra bizim Tahir Hoca Gediz'den arıyor beni. Nasıl, sizde bir şey var mı? Dedim vallahi bizde bir şey yok şu anda. Cenab-ı Hak bizi teheccüde kaldırdı. Gönlülle teheccüde kalkmazlar ama böyle kaldırırlar adamı işte. Zelzele sonrası yapılan kontrollerde bizim bina orta hasarlı çıktı. Devlet mecburen binayı boşalttırdı. Ecevit hükümeti bize ayda belli bir kira bedeli verdiler. Dediler kendinize ev bakın. Biz de İstanbul'da bir ev bakacağız artık kiralık. Eskişehir'deki arkadaşlar da yeni bir medrese tutmuşlar. Bana diyorlardı ki ya bir kere buraya gelin, gelin, gelin dersek oraya gelin. Ben de çocuklara dedim ki ya bir gidelim Eskişehir'e, hem derse gitmiş oluruz, hem birkaç gün orada oyalanırız. Ondan sonra gelip bir ev bakalım dedim. Allah razı olsun kırmadılar. Çoluk çocuk Eskişehir'e gittik. Bir hafta kadar kalır döneriz diye tam 9 ay orada kaldık. Meşhur Eskişehir Lisesi'nin yanında bir Akoğlan Camisi var. Eskişehir Lisesi meşhur. Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, kızları raks ederken gördüm. 50 sene sonraki hallerini gördüm diye anlattığı yer. İşte o civardaki Akoğlan Camisi'nin hemen karşısındaki apartmanlarda, onun giriş katındaydı bizim dershane. 9 ay orada harika dersler oldu. O küçük daire doldu doldu boşaldı. Eskişehir'deki Risale-i Nur gruplarından, sahil Müslümanlardan. Desem ki derse gelmeyen Müslüman kalmadı inanabilirsiniz. Öyle acayip, arı kovanı gibi çalıştı o zaman. Çok dostumuz oldu o dersler vasıtasıyla. Dersin tadını alan artık kendi dostunu getiriyor, onu getiriyordu, onu getiriyordu böyle. Güzel bir hareket zinciri meydana gelmişti. Derslerimize devam edenlerden bir tanesi de eski siyasilerden bir arkadaştı. İl başkanlığı, birkaç partide il başkanlığı yapmış. Sosyal bir adam. Bir gün de onu derse getirdiler. Neyse ders hoşuna geldi. Ondan sonra bizi bırakmadı. Allah razı olsun. Bir de bir huyu var. Biz Hulusi Bey'den Hulusi Bey'in dersini görenleri aynen taklit etmeye çalışıyoruz. Hulusi Bey derslerde 3 tane hadis okurmuş veya ayet okurmuş. Veya o günün ehemmiyetine göre fıkıhtan bazı bahisler okurmuş. Ondan sonra Risale-i Nur dersine geçermiş. Yani. Biz de Molla Muhammed hocamızla tanıştıktan sonra bu usulü terk etmiyoruz. Yani. Derslerimizden önce en az 3 tane hadis okuyup Resulullah Efendimiz'in ruhaniyetini teşrif etmesini umuyoruz Cenab-ı Hak'tan. Yani. Şimdi hadisleri okurken bazen ahkamla ilgili hadisler geliyor. Bizim gelin arkadaş Özcan Batır, buradan selam olsun ona. O ahkamla ilgili hadisleri duyduktan sonra hemen tatbikatına geçiyordu. Çok güzel bir huyu vardı yani. Hadisi duydu mu hemen tatbikatına geçiyordu. Bir gün sakalla ilgili bir hadis okumuştuk. Şimdi Özcan benim gibi köse, sakalları da fazla gözükmüyor ama baktım hemen sakal bırakmış. Bu daha çok benim hoşuma gidiyordu. Zeki de bir adam, siyasetin de içinden gelmiş, tecrübesi de var.
Dolayısıyla biz Özcan'la çok Eskişehir dışında da çok dostlara gittik, çok sohbetlere katıldık. Böyle güzel maceralarımız olmuştu. Şimdi geleceğim hatıraya. Bir gün yine ders öncesi hadis okunmaya başladı. Hadis sıla-i rahimden bahsediyor. Akrabalarla bağı koparmamak. Onlarla münasebeti kesmemek. Ortalık gayet sakin, herkes sessiz, okunan hadisi dinliyor. Birden odanın içerisinde top güllesi gibi bir ses. Mustafa Kaplan, işte ben bunu yapamam. Aa, böyle bir bağırış. Bizim Özcan'dan öyle bir ses çıktı. Müşekkel de mübarek. Ses de top güllesi gibi çıktı. Dersin içerisinde bir sürü adam var. Dersin içerisinde bağırılması benim de canımı sıktı. Aynı onun ses tonunda ben de ona bağırdım. Yapamazsan yapma. Bu Allah'ın emridir. Ben söylemekle mükellefim dedi. Bitti. O kadar. Tabii ortalık biraz soğudu. Ama bozmadan ben derse devam ettim. Elhamdülillah. Şimdi sıla-i rahmi yapamam dedi ya Özcan. Ama beynine girdi. Söyleyen Allah'ın peygamberi. Özcan sen nasıl yapamazmışsın bunu? Ertesi gün veya bir gün sonra neyse hemen o günlerde bizim Özcan pazara gidiyor. Meğer Özcan anasıyla konuşmazmış. Pazar yerinde anasını görüyor. Gidiyor elini öpüyor. Ortalık düzeliyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Demek ameliyat ağır gelmiş. Onun için bağırmış. Ama acı geçtikten sonra bıçağın acısı geçince tabii akıllı insan, zeki insan. Yanlış da devam eder mi? Elhamdülillah ki etmedi ya. Allah'a şükürler olsun. Özcan böyle böyle tatlı bir hatıramız oldu. Hiç aklımızdan gitmiyor o sahne. O top güllesi gibi bağırma. Özcan benim gibi asabi. Haksızlığa da hiç dayanamaz. Şimdi bir de yaşadığımız ikinci bir maceramız var. Onu da anlatayım. 2001'de kader ilahi bir daha hacca gitmeyi nasip etti. Çok maceralı bir hac. Onu da anlatmam lazım. O daha renkli. Nasıl gittim ben de bilmiyorum yani. Şimdi Özcan Bey de o sene hacca gitti. Eskişehir'den arkadaşlar da vardı. Şimdi Mekke'de Özcan'la karşıladık. Özcan bana anlatıyor şimdi. Diyor ki Kabe'ye tavafa gittim. O hac zamanı ortalık iyice kalabalık. Adım atılmıyor yani. İranlı bir grup erkek birleştirmişler kollarını. İnsanları yararak, kırarak Hacer Esved'in önüne geliyorlar. Hiç. Kimseyi dinlemiyorlar. Yarıyorlar böyle buluyorlar. Ve halbuki orada Müslümanları eziyet etmek haram. Tavaf etmek sünnet. Bu hareketi yapmanın manası yok ki. İnsanın asabı bozuluyor tabii böyle bir hareketi görünce. Sen İranlılar Hacer-i Nesret'in önüne doğru geliyorlar yara yara yara. Bizim Özcan'la müşekkel dedim ya. Hacer-i Nesret'in orada duruyor. İranlılara tuttuğunu indiriyor yere. Tuttuğunu indiriyor yere. Tuttuğunu indiriyor yere. Şimdi bana anlatayım. Böyle yaptım, böyle yaptım, böyle yaptım. Ya eline ne diyeceğim? Güzel yapmış diyeceğim ki Kabe'nin önünde kavga olmaz ki. Dedim ki hacım, vallahi yaptığın iş yanlıştır şeriata göre. Onu yapmaman lazımdı. Ama dedim eline de sağlık, vallahi çok güzel olmuş. O adamlar hak etti çünkü. Hakikaten yani hiç insan hürmetini bilmiyorlar. İyi olmaz ki be kardeşim. İnsanlara zarar verme, insanları razı etme hakkın yok ki. Tavaf ediyorsan, orada beceremiyorsan git ta yukarıdan dolaş.
Bir kilometre fazla yap. Yani ne var yani? Öyle güzel bir maceramız olmuştu. Özcan Bey bir de güzel tarafı var. İyi türkü söyler ha. Sesi güzeldir. En çok da hoşumuza giden yolun sonu görünüyor. Allah rahmet eylesin, Hacı Sururi ile güzel söylerlerdi. İkisinin de sesi güzeldi. Yolun sonu görünüyor derlerdi. Hacı Sururi yolun sonunu görmeden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hakikaten yolun sonu görünüyor mu, görünmüyor mu? İster insan ömrü olarak düşün, ister dünyanın ömrü olarak düşün, İsterse dünyaya hakim olan küfrü küfranın ömrü olarak düşün. Neresinden bakarsanız bakın, yolun sonu görünüyor. Selam olsun Özcan kardeşime. Allah işini gücünü rast getirsin. Bu vesileyle böyle bir muhabbete vesile olmuş oldu o da. İnşallah yakında bir yemek yemeye gelirim. Allah dostluklarımızı daim eylesin gözüm. Bu dünyada dostluktan, muhabbetten daha güzel bir şey yok yani. Hele ehli imanın muhabbetinden daha tatlı bir şey yok yani. Emin ol, dünyevi bütün zevklerin üzerinde o Allah için birbirini sevmenin zevki, bütün dünyevi zevklerin üstünde. Çünkü ebedidir, kalıcıdır lezzet, o lezzet. Diğer dünyevi lezzetler gibi değil. Lezzet gidiyor, elemi kalıyor. Ama bu muhabbet öyle değil yani. Allah için muhabbet öyle değil. Cenab-ı Hak muhabbetimizi artırsın kendi yolunda inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.